Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından içimizden geçen düşünceler. Allah size esirgesin. Bana açıklar mısınız? İçimizden geçen düşüncelerin önem ve değeri nedir? Bir de lütfen bana Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini açıklayın. Ümmetimin içinden geçen düşüncelerini Allah affeder. Nedir bu düşünceler? Neye benzetilebilir? Cevapladı. Bu tıpkı Hazreti Osman İbni Maz'un'un şu dediklerine benzer. Ya Resulallah, içimden Havle'yi boşamak geçiyor. Yavaş ol, çünkü evlenmek benim sünnetimdir. İçimden kendimi hadım etmek geçiyor. Yavaş ol, çünkü benim ümmetimde hadımlık ve böylelikle şehvi arzulardan kurtulmak oruca devamla sağlanır. İçimden keşişler gibi yaşamak geçiyor. Yavaş ol, çünkü onun yerine benim ümmetime yakışan hac ve cihattır. İçimden et yemeyi terk etmek geçiyor. Yavaş ol, çünkü ben eti severim. Bulabildiğimde de yerim. Onu Rabbimden dilersem beni onunla gıdalandırır. Ey genç, görmüyor musun? Hazreti Osman'ın içimden şu geçiyor dediği her seferinde Peygamberimiz Aleyhisselam yavaş ol diyor. O yüzden insanın içinden geçen öyle şeyler basit bir his ve düşünceden ibarettir. Basit bir fikir oluşunun delili de şu ki, fikirden fiile geçilmemiştir. O düşünce eyleme dönüşmemiştir. Nefsinin kendisine telkin ettiği konularda Hazreti Osman hemen harekete geçmemiş ve onları Allah elçisi Aleyhisselam'a danışmış ve Peygamberimiz Efendimizin bu konuda ne buyurduğunu da bize nakletmiştir. İçinden geçeni tatbik etmemiş ve kalben de bu fikri bütünüyle sarılmamıştır. Sözün özü bunlar kalbi ve zihni tam anlamıyla etkilemeyen sadece gönülden geçen düşüncelerdir. Nitekim içimden geçiyor demiş. Fakat kalben ben buna inanıyorum dememiştir. O yüzden de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesi onun içinden geçirdiklerini anında söküp atmasına yetmiştir. Buna karşılık insan kalben niyetlenip de günah işlemeye yöneldiği zaman evet işte o zaman Yüce Allah'a ihsan etmiş olur. O kişi şerre kucak açarak hayırdan uzaklaşmış tam bir sefihtir yani günahkardır. Bu böyledir. Çünkü kalp hem itaatsizlikte yani günahta ısrar edip hem de Allah'a itaat ve taatte kemale erme gibi iki niyeti birlikte gerçekleştiremez. Bu asla mümkün değildir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurur. Allah hiçbir kimsenin göğsüne iki kalp yaratıp koymamıştır. Şu halde eğer kişi iflah olmaz bir şekilde ısrar ederse basireti yani ilerisini görme yeteneği körleşir. O yüzden de artık ve ne ruhunun can attığı şeyleri iyi olarak görebilir, ne de korkup çekinmesi gereken şeylerin çirkinliğini fark edebilir. İnsanı saptıran yolların cazibesine kapılıp mahvolur gider.